Diyelim ki belirli bir alanda yaşayan bir komüniteye bakıyorsunuz. Aklınıza doğal olarak şöyle sorular gelebilir. Bu komünite hep mi bu şekilde yaşadı? Bu komünite her zaman burada mıydı? Bu alanda hiçbir canlının yaşamadığı bir zamanda olmuş mudur? Cevap kesinlikle evet. Komüniteler zaman içinde değişimler yaşarlar. Bu süreçte o yaşam alanında herhangi bir canlının olmadığı belli bir başlangıç noktası da yaşanmış olabilir. Sonra zamanla canlılar orada kolonileşmeye başlarlar. Bu canlıların ne olduğu da yani komüniteyi oluşturan öğeler de zaman içinde değişiklik gösterebilir. İşte buna ekolojik süksesyon deniyor. Ekolojik süksesyon. Ekolojik süksesyondan bahsedildiğinde genelde bunun farklı çeşitleri olduğunu da söyleriz. Yani ekolojik süksesyon iki ayrı grup olarak ele alınır. İlki birincil yani primer süksesyon. Birincil süksesyon hiç yaşam olmayan zamanla başlandığını ifade ediyor. Yani yepyeni bir habitatta yaşamın oluşma sürecini ve canlıların giderek arttığı dönemi içine alıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, lav akıntıları sonucunda yeni oluşan bir kara parçası olabilir. Bu resimde Hawaii'de lav akıntıları sonrası sertleşerek yeni oluşmakta olan kara parçalarını görüyoruz. İlk başta lavlar eriyik haldeyken o ortamda tabii ki herhangi bir yaşam söz konusu değil. Sonra lavlar sertleştikçe yavaş yavaş basit canlılar ortaya çıkmaya başlıyor ve o volkanik kayaya yerleşiyorlar. Bu canlıların bir kısmını çıplak gözle görmemiz mümkün değil. Mesela mikroplar gibi. Ama bununla beraber gözle görebileceğimiz eğrelti otu ve benzeri bitkiler de ortaya çıkabilir. İşte bu canlılara öncü türler deniyor. Öncü türler ortaya çıkabilecek diğer canlılar için o ortamı daha uygun hale getiren canlılardır. Mesela o kıyayı yavaş yavaş parçalamaya başlayabilirler. Bu öncüler ölünce ve çevredeki su, hava ya da yağmur gibi etkenlerle de aşınan kaya ile birleşince toprak ortaya çıkmaya başlar. Ve şartlar diğer türlerin ortaya çıkabilmesi için daha uygun hale gelir. Bu arada öncü türler sadece bitkiler ya da mikroplar olmak zorunda değil. Örneğin geçenlerde Hawaii'de yeni oluşmuş bu tarz bir alana denize sıfır olduğu için insanların yerleşmek istediğine dair bir yazı okudum. Tabi burada henüz geleneksel anlamda bir sahil ya da plaj oluşmuş olmasa da bu alana denize sıfır bir ev yapmak mümkün. Yani böylelikle bu alanın öncü türü orada yaşamak isteyen insanlar da olabilir. Bu arada yeni bir arazinin oluşmasını sağlayan tek şey lavlar ve yanardağlar da değil. Yeni yaşam alanı oluşumlarına başka örnekler de verebiliriz. Mesela burada da buzulların çekilmesi sonucu yeni oluşan başka bir yaşam alanı görüyoruz. Buradaki kayalar buzullarla kaplıyken bu alanda herhangi bir yaşam yokmuş. Gördüğümüz gibi buzullar çekilmeye başlayınca şuradaki yosunlar gibi öncü türler ortaya çıkmaya başlamış. Tabii zaman içerisinde bu öncü türler ortamı diğer canlıların ortaya çıkabilmesi için de uygun hale getirecekler. Evet, işte bu anlattığımız birincil süksesyon. Diğer bir durum ise ikincil, yani sekonder süksesyon. İkincil süksesyon için pek çok farklı şey söz konusu olabilir. Genellikle bunun için en sık verilen örnek bir doğal afet gerçekleşmiş olmasıdır. Mesela burada bir yangının fotoğrafını görüyorsunuz. İşte bu ikincil süksesyon örneği. Burada bir komünite mevcutken bir yangın gerçekleşiyor. Yangın belki de komünitenin çoğunun yok olmasına sebep oluyor. Ardından da başka şeylerin ortaya çıkabileceği yeni bir alan oluşuyor. Mesela bir yangın sonrası orman şu hale gelmiş olabilir. Fakat zaman içinde yangında ölen ve yok olan canlıların yerine yeni canlı türleri gelmeye başlar. Böyle bir afetten ya da olaydan sonra olaydan öncekiyle birebir aynı komünite oluşabileceği gibi bazen de tamamıyla farklı yeni bir komünite ortaya çıkabilir. Yani komüniteler tamamen aynı şekilde oluşmazlar. Burada önemli olan şu, komüniteler zamanla değişirler ve bu da ekolojik süksesyona sebep olur. Hiçbir canlının veya herhangi bir komünitenin olmadığı bir ortamda canlılar ortaya çıkmaya başladığında buna birincil süksesyon denir. Öte yandan doğayı bir şekilde etkileyen ve değişime sebep olan afet benzeri olaylar yaşandığında da komüniteler bundan etkilenebilir ki bu da ikincil süksesyondur. Yaşanan durumun her zaman lavla yeni oluşan bir kaya, par kaya diyorum, kara parçası, orman yangını ya da buzul çekilmesi kadar büyük boyutlu bir şey olmasına da gerek yok. Süksesyonun sebebi bir hastalık ya da ortama yeni katılıp oradaki düzeni değiştiren, komünitedeki avcı, simbiyoz vesaire dengelerini değiştiren yeni bir canlı türü de olabilir.